Araç 2012 model Ford C-Max 1.6 motor. Müşterimiz aracında tekleme olması üzerine işletmemize geldi. Aracın öncelikle bir sesini dinletelim size. Tamam, yeter. Aracı ben yokken ustalar incelemiş. Tam olarak problemi nedir ustam? Bu aracın tekleme sıkıntısı var. Bujileri söktük. Bujiler tamam. Kötüydü. Bujileri değiştirdik de tek tek ölçüm yaptık. Sibop ölçümü. Kompresör var mı yok mu diye. Kompresörüne baktık. Şu gördüğünüz buji. Burada kompresör ölçümü yaptığımızda 3 bar zar zor çıkıyor. 2,5-3 bara kadar çıkabiliyor. Hmm. Normalde olması gereken 10 ile 12 bar arasında. Diğerleri güzel ama buradaki sibopumuz yanık. Derdi bu. O yüzden kapak sökülecek. Kapakçıya gidecek. Siboplar artık bakılacak. Diğerlerinde problem varsa diğerleri de. Ayrıyeten kapakta bir problem varsa onlar da halledilip takılacak. Ustamız yine de bize şimdi bir kompresör testini gösterecek. Kaç bar olduğunu sizler de göreceksiniz. Tabii bobin kablosunu sökebilirsin. Bobin kablosunu söküyorsunuz. Bobinin fişini söktük. Bir gözümüzde sıkıntı var. Cihazımız bu. Şimdi bujiyi söktük. Tamam. Kompresörü bağlıyoruz. Bas marşa. Evet. Boş. Tamam. Bir tane de sağlam gösterelim. Bas. Evet, yaklaşık 10 bar. 10 ile 12 bar arasında olması lazım. Stop. Normalde bu değerde olması lazımken üçüncü gözümüzde sıkıntı var. Yani 2,5-2 bar bile zor basıyor. Büyük bir ihtimal yanık. Zaten söküldüğü zaman, kapakçıya gittiği zaman kapakçı bütün sibopları da kontrol edecek. Hatta biraz daha güçlenir değiştikten sonra. Performans daha artar. Yani 10 bar değil de 11-12 bar daha çıkar. Anladım. Siz de bu sayede Ford C-Max aracın silindir kapak contası nasıl değişir bunu öğrenmiş olacaksınız. Video başlamadan önce bir like atarsanız, hala da kanala aboneyseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Ustalarımız hızlı bir şekilde söküme başladılar. Akümüzün kutup başı çıktı. Afit'te kazanını söküyorlar. Duasını mı ediyorsun? Besmele'yle başlamış. Besmele'yle başlamış. Allah Allah. Gel. İyi. Bekle sen, geliyorum ben. LPG enjektör tesisatımız sökülüyor. Enjektörlerin A, B, C, D olarak bir sıralaması var arkadaşlar. B mi? Tamam, B, A, B, C başlıyor. A 1'den başlıyor biraz. Kapımı yarıyordu az daha biraz. Vallahi. Gördün mü? Çat dedi anasını. Nerede felem şaştı. Torna bir de verir misin bir tane? Alem yolcu demek abi. Biliyorsun değil mi Emre abi? Biliyorum kardeşim. Benzin enjektör tesisatımızı söküyor. Biliyor musun? Ya suratım atıyor. Bankalın abi, bankalın tarafı. Allah Allah. Reform yapıyor. Şu oluyor. Bir settir yukarı kaldırıyorum. Ben söyledim aşağı bak. Şimdi altındaki mandalın nedir Allah? Oradan bir buymuş ya. Ya çek şu parmağını şuradan Allah aşkına ya. Gevşedi gevşedi. Şimdi çıkmış bile bunu. Sürmüyorum. Sür. Gevşetmeyecek. Bilal. Keşke çıkmasaydı. Sende o parmak neymiş ya maşallah. Adam parmağıyla söktü, sen tornavidayla sökemedin Barış Usta. Sen niyetlendin, ben niyetlendim.
İki kişi niyetlenince ne oluyor? Kısmet. Ne kısmeti? 6. Kaç sıra? Geliyor işte bileme. Bobinimiz sökülüyor. Külbütör kapağımız sökülüyor. Sökülmeye çalışılıyor. Yalan konuşma. Doğru. Koskoç gibi olmuş, yalan konuş. Doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Özür dilerim. Bizi egzozu uğraştıracak mı? Bu nedir Barış Usta? Yağ basınçını ayarlıyor. Gözümüz aydın. Külbütör kapağımız çıktı. Ne oluyor? Konsantrimiz gayet güzel. Tabii yine kapak çekeceği için kontrol edilecek. Kim lan? Hangi? Yedek su depomuz altın olmuş öyle ya bilen. Hı? Bir şey patlamış orada. Oradan bir şey patlamış. Bunun üstüne bulaşmış. Motor kulağımız çıktı. Trigger kapağımızı söküyoruz. Çektirmeye gideceğiz. Kayışımızın durumu gayet güzel. Ve kayışının değişmesine gerek yok. Göstereyim mi sana burada? Şarj dinamomuz çıktı. Eş zamanlı olarak böyle usta davlumbazı söküyor. Manifoldumuz sökülüyor. Bir cıvatısı burada, bir cıvatı da orada. Kapağı komple çıkartacağımız için geri kalan kısmını kapak söküldüğünde çıkartacağız. Klank pastamızı sökemiyoruz çünkü ilaçlamışlar arkadaşlar. Bu yüzden çektirmeyle sökeceğiz. O da ekmeğin peşinde. Trigger gergimiz sökülüyor. Sırasıyla triggerimiz çıkacak. Bunları bir yere sıralamamız lazım ama. Bunları sökerken de karıştırmayın arkadaşlar. Bir yere sıralayın. Aksi takdirde problem yaşarsınız. Bilal eline de yakıştı. Kurşunu alsana. Tapayı da kapatalım. Çıkan cıvatalar. Soruyorum da korkarak soruyorum. Bunları yok mu? Saplamalarımız bu durumda. Hatasız. Hatasız kullanılmaz bile. Kapağımız çıkıyor. Haydi bismillah. 3. Al sende. Contamız bu şekilde. İncecik ha. Kapağımız şu anda bu şekilde. Kapağımızı görüyorsunuz. Buradan yakmış. Ama burayı bir de kırmış. Yemiş kesmiş. Bunun burasını çürütmüş. Buna çelik sibop takacak. Çelik sibop. Tabii değişecek sibop takacak. Evet. Zaten sıkıntı da bundaydı. Evet. Üçüncü gözdeydi. Üçüncü gözdeydi. Doğru. Görev ya. Şimdi dağıtacağız. Kapakçımıza hazır vaziyete getireceğiz. Emin manifoldumuz çıktı. Kapağımızın işlemleri bitti.
kapakçımız kapağı teslim alacak ve ondan gelen haberlere göre hareket edeceğiz. Aracımızın yeni silindir kapak contası kontrol ediliyor. 10-11 anahtar ile burada kitleme yeri var arkadaşlar. Şöyle bir civata. Şimdi aparatlarımız ile kitleyeceğiz. Şunu dene. Bir de bunu dene. İkisinden biri. Motorumuzu takozu koyduk. Tekerimizi söktük. Şuna bir tane kama yapmıyorlar. Bu var ya. Kastağımız çıktı. Çıkması bir şey ifade etmiyor. Kramp için sterkimiz. Civatamızı sıktık. 19 lokma ile çıkacağız. Hadi sustur onu. Bak, burası böyle. Böyle olmuyor, geri gittim. Bak, geri geldim tak diye vuracağım şimdi. Evet, kilitledi. Bilal! Bak. Gör işte bunu, gel. Bak, geri gitti mi bu sola kadar oluyor. Sola çeviriyor. Sola çeviriyor bu şekilde. Sağa çeviriyor şu anda. Sesi duydunuz. Şu an öne mi vurdun? Hı-hı. Önde zaten her zaman kilitliyor. Arkada? Bu. Arkada işte ta iniyor, bir iki tur iniyor. Ya vardığımız bir keyfimize bakıyor ya. Yeni kapağımız. Başka bir şey ver bir tane ya. Başka bir şey ver bir tane. Kapağımıza yapılan işlemler yüzey taşlama, yuva taşlama, sübap alıştırma, sübap değişimi, guide değişimi, sübap ayarı montajı, duman lastikleri değişimi, temizlik ve montajı yapılmış. Şimdi sıra bize geldi. Geri kalan işlemlerini biz yapacağız. Emirhan yukarıda malat kırılmış. Yarıklar tam yarıklara binecek. Cuk. Enjektörlerimiz sökülüyor. Değişen sübaplarımız. Evet, kırılan bu. Boğaz kelebeğimiz. Termosluğu takmadan önce güzelce bu conta ile etrafını dönüyoruz. Herhangi bir kaçak olmaması için. Tabii inceden dönüyoruz. Yunuslar geldi. Yunus bastı dükkana. Yalan söyleme. İşini yap. İşini iyi yap. 4-5 litre. Yukarıdan bir ses yükseldi. Yunuslar herhalde 9-8 olmuş ya. Sakın ha, sakın öyle ağzını. Yüzünü ver sen bana. Bujilerimiz takılıyor. Ben seni oraya deniyordum da. Ben biliyordum artık. Bakacaktım Barış abi işe odaklanmış mı, odaklanmamış mı? Blok yüzeyimizi görüyorsunuz, tertemiz. Ha! Şu kafaları sökelim.
Sağ ol abi. Yeni devir daimimiz. Devir daimi takayım da atalım. Devir daimi takmadan önce güzelce etrafını zımparalıyoruz. Devir daimini takmadan önce contanın altını ve üstünü sıvı contayı ile güzelce inceden dönüyoruz. Herhangi bir kaçak olmaması için. Kapağımızı takmadan önce pistonlarımızı öne doğru vurdurdun mu bu iş tamam aldı. Ortaya alıyoruz arkadaşlar. Alt sentreden haydi bismillah diyoruz ve kapağımızı bloğumuzun üzerine atacağız. Atmadan önce son kontroller. Nasıl? Selasını okudun. Yani. Ne yapalım? Silindir kapak saplamalarımızı sıkarken de öncelikle orta taraftan sıkıyoruz arkadaşlar. İlk etapta 15 Newton, daha sonra 30 Newton, devamında ise 90 derecelik açılar ile sıkıyoruz. Bu ses geldiği zaman problem kalmıyor. Şimdi sökerken, dış taraftan sıkarken 1, 2, 3, 4, 5, 6 yönüne göre sıkıyoruz. Kafanıza göre sıkmayın. Tık niye elini taktık? Hepsi burada. Egzoz manifoldumuz sıkılıyor. Muhafazamız takıldı. Ama orayı öyle mi ayarlıyorsun? Abi Egzantrik billerimiz takıldı. Egzantrik keçelerimiz takıldı. Egzantrik kasnağımız takılıyor. Diğer kasnağımızı da takıyoruz.
Eksantrik dişlerimiz de kilitlendi. Eksantriklerimiz üstten kilitlendi. Gergi bilyamız takıldı. Trigger kayışımız takıldı. Kapaklarımızı da takıyoruz. Tamam, toplarım, sen git, adam seni çağırıyor. Geldim usta. Motor kulağı bağlantısı takılıyor. Şarj dinamomuz takılıyor. Trigger kapağımız takıldı. Tesisatımızı toparlıyoruz. Barış ustamız titizlikle kabloları takip ediyor. Kaçak, ezik, kopuk varsa bunları tespit edip tamirini yapacağız. Rübötör kapağımız temizleniyor. Contamızı yerleştirdik. Birazdan kapağımızın montajını yapacağız. Hadi orası iyi mi? Kapağı gel. Kapağımızı takmadan önce temizliğimizi yapıyoruz. Külbütör kapağımız takıldı. Bobinimiz takılıyor. L kayışımızı takıyoruz. Aracın yağını boşaltıyoruz. Bak, değiştireceğiz. Bu mu? İnin yanı dışına vuruyoruz. Ya bak bunu yapıyoruz. Evet. Yağ nasıl Barış usta? Değişik bir yağ. Böyle sanki direksiyon yağmış gibi. Kırmızı duruyor biraz. Benzin enjektörlerimiz takılıyor. Daha sonra gaz enjektörlerimizi yerine monte edeceğiz. Gaz enjektörlerimizin montajı da tamam. Hava filtre tasımız da takıldı. Yedek su depomuz takıldı. Şu an antifrizini koyuyoruz. Kırmızı antifriz koyuyoruz. Biraz fazla koyduk. Aracı çalıştırınca zaten çekecek. Daha sonra tekrardan kontrol edeceğiz. Motor yağımızı tamamlıyoruz 5.30 olarak. Panelimizi takıyoruz. Fren hidrolik depomuz takıldı. Cam altı plastiğimiz takıldı. Sileceklerimizi takıyoruz. Evet arkadaşlar, aracımızın işlemleri bitti. Şu an ilk marş yapacağız. Barış usta. Şu an aracımız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Aracımızın yağ kartı, trigger kartı yazıldı. 83.300'de işlemlerimiz yapıldı. Biz trigger kartını kartuşta yapıyoruz arkadaşlar. Yapışkanlı olanlar ısıdan dolayı kopuyor ve düşüyor. Bu şekilde ruhsatın arasına koyuyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Aracımızın işlemleri bitti. Test sürüşü yapıldı. Herhangi bir problem yok. Muhafazamızı takacağız. Daha sonra aracımızı yıkamayı vereceğiz ve araç sahibimize teslim edeceğiz. Araç Fiat Tipo MP motor, müşterimiz Bandırma'dan geldi. Aracımızın başta şikayetleri müşterimiz yazmış arkadaşlar. Benzindeyken araç egzozdan fıst diye ses dışarı benzin atıyor. Benzinde araç verimli çalışmıyor, tekliyor, gitmekte zorlanıyor. Bir şey tutup bırakıyormuş gibi bir durum yaşatıyor. Enjektörlerde problem olabilir. Motor kısmının bir yerinde çok küçük benzin kaçağı var. Sanırım sızdırma görüldü. Rolantide boştayken benzinde stop ediyor. Benzin ve gaz devir rolanti ayarlarına bakılsın. Benzin göstergesi 300 TL, yüklemede full
kontrolü gösteriyor. Şamandıra sorunlu sanırım. Elektriksel bir arıza. Klima 1-2-3 modunda çalışmıyor. Elektriksel bir arıza. Işıklar uzun kısa hepsi gece yolculukta çok karanlık. Etrafı aydınlatmıyor. Görüş sor. Elektriksel bir arıza. Akü ışığı kesik kesik yanıp sönüyor. Dinamosu arızalı sanırım. Elektriksel bir arıza. Virajlarda yağ lambası bir saniyeliğine yanıp sönüyor. Direksiyon bazen ağırlaşıyor. Yağ kontrol edilsin. Yağ müşüründen kaynaklı bir şey olabilir. Direksiyonun ağırlaşması için bir kontrol edecek. Yağına bakılacak. Yağı kontrol edecek. Direksiyonda bazen bir boşluk var gibi. 4. 5. viteste belli zamanlarda kayış sesine benzer bir ses geliyor. Ses 1 ile 5 saniye sürüyor. Daha sonra kesiliyor. Baskı balatanın yeni değiştiği söylenmiş. Ama kontrol edelim, frenlerden ses geliyor. Anahtar kumandası kapıyı kilitlemiyor. Kontrol elektriksel bir arıza. Aracın sigortaları, yağı, suyu, antivirizi ve benzeri genel bakım kontrolü her şeyi sağlansın. Kışa hazır hale gelsin. Muayenesi yakın. Tüm aksamları muayeneye hazır hale gelsin diye belirtmiş müşterimiz. Araca neler yapılmış? Araç alındıktan sonra benzinli de kullanırken sorun yaşadık. Kurum atıyor, egzoz patlatıyordu. Enjektörlerde bir kaynatma ve benzeri işlem yaptılar. Egzoz çürümüş ve delik varmış. Değişti fakat filtre takılmadı diye belirtmiş müşterimiz. Arkadaşlar öncelikle çoğu videomda söylüyorum. Zaten kanalımızın açıklamasında da var. Bizde egzoz, LPG ve mekanik motor ve alt takım arızalarıyla ilgili işlemler yapılıyor. Geri kalan elektrik, kaporta, boya bu gibi işlemler bizde yok. Bizim için önemli olan kısımları inceleyeceğiz. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Aracımızı çalıştırdık. İşlemlere başlamadan önce size bir sesini dinletelim. Şu anda gazda kayışı göster abi. Bak ben gaz vereyim. Kayışa bak. Evet. Kayış ya gevşek ya uzama yapmış. Gördüğünüz gibi kayış problemli. Harici olarak gaz telimiz değişecek. Çok yakın zamanda kopabilir. Şu an benzinde. Teklemesi var arkadaşlar. Az bir gaz yapma var abi. Boğuk bir. İncelemeler esnasında Osman Usta Rolanti motorunun bu şekilde körlendiğini tespit etti. Ben şurada da bir ıslaklık gördüm ama Usta. Şunda. Aşağı doğru da vermiş. Aynen valla. Benzin kaçağı orada yapmış. Evet. Benzin kaçağı var diyordu. Oradan gözüktü. Bu enjektör çalışmıyor abi. Şu an birinci enjektörün soketini çıkarttı. Bak şimdi ikiyi çıkartayım. Motor teklemesi olacak. Evet. Birinciye bakın. Birinci herhangi bir tepkime yok. Tam bir bak. Bomboş. Hiçbir tepkime yok. Enjektörün birincisi ya bozuk ya da tesisatta bir problem var. Oraya bir tepkime aynen gitmiyor. Komut gitmiyor. Şimdi 3 ve 4. enjektörlerimiz kontrol edilecek. Tesisatımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi yanıyor. Elektrik var. Enjektör mü? Birinci benzin enjektörümüzde problem var. Bu değişecek. Aynen. Enjektörlerimiz sökülüyor. Hava filtre tası borusu söküldü. Birinci enjektörümüz bozuktu. Kontrol ederken üçüncü enjektörümüzün de bozuk olduğunu tespit ettik. Üçüncü enjektörümüz de değişecek. Tesisatımız ayrılıyor şu an. Gaz telimiz de sökülüp değişecek. Gaz teli bağlantı ayağı sökülüyor. Tesisatımızın bağlantı ayağı civataları sökülüyor. Tesisatımızı kenara alacağız. Bu kadar yeter. Alanımız açıldı. Enjektörlerimiz burada. 1 ve 3. enjektörümüz değişecek. Enjektörlerimiz söküldü. Enjektörlerimiz takıldı. Soketleri yerine oturtuldu. Kablo tesisatımızı şu anlık civatalarını yerine takmıyoruz. Aracı çalıştıracağız. Bakacağız. Bakalım çalışması nasıl olacak. Aracın motor yağı boşaltıldı. Aracın motorundan çıkan yağ sadece bu kadar. Yarım litre bile yok. Araç sahibinin zaten yağlanması yanıyor şikayeti vardı. Yokuşlarda, sağa sola dönüşlerde yağlanması yanıp sönüyormuş. Bu da yağ seviyesinin bu şekilde düşük olduğundan dolayı zaten yağ yok arabada. Yarım litre bile çıkmadı. Yağlanmasının yanmasının sebebi de
Bu arkadaşlar araçta yağ yok. Yağ filtremiz sökülüyor. Şarjın ucuna bir şey takıp geçsen ama. Bu para var ya, şey, teller var ya. Ötelim istiyorsun abi. Geniş olan var ya. Geniş. Kartel cıvataları gevşek, ondan da çektim. Kartel cıvataları kontrol ediliyor. Nasıl, gevşek miydi? Gevşek abi. Şu sıranın komple hepsi gevşekti. Bana mı? Oyun yetiştirdim. Ne yapıyorsun şeyin? Ne ya bu? Parçayı mı? Çocuğun gönderdim. Çocuğu gönderdim. Yoksa erak yetiştirdim. Erak. Yeni yağ filtremiz takılıyor. Ve kayışımız gevşekti sanırım. Aynen, gaz verdiğimizde dalgalanma yapıyordu. O da gevşek olduğundan dolayı şimdi V kayışını geleceğiz. Trigger kayışımız nasıl ustam? Trigger kayışımızı kontrol ettik. Bir sıkıntı yok. Yazıları falan hepsi yeni. Kayış zaten alınmadan önce değişmiş. Zaten müşterimiz de belirtmişti. Aynen. Kontrol amaçlı baktık. Şu an V kayışımızın gergeleri yapılıyor. Olması gereken gerginlik bu şekilde. Depodan gelen benzin hortumumuz değişiyor. Bakın arkadaşlar, çatlamış. O yüzden değiştireceğiz. Aracın motor yağı koyuluyor. Yeni benzin hortumumuz takıldı. Depodan gelen benzin hortumumuz değişti. Yenisi bu şekilde. Gayet sağlıklı, güzel. Radyatör hortumumuz söküldü. Aracın suyu boşaltıldı. Aracın antivirizini koyacağız. Bu arada bir tane daha onun civata gidiyor. Gaz teli ayağı yerine takıldı. Civataları sıkılacak. Aracın antivirizi koyuluyor. Havasını buradan gaz beynine giren hortumdan alıyoruz. Aracın antiviriz havasını da aldık. Hortumumuzu yerine taktık. Şimdi kelepçesini sıkacağız. Aracın gaz teli değişiyor. Motor içinden bağlantısını söktük. Şu an ustamız pedaldan da bağlantısını söküyor. Gaz pedalından da bağlantısını söktükten sonra yeni gaz telimizi takacağız. Yeni gaz telimiz geldi. Eskisi ve yenisi bu şekilde. Eskisi veriyorsunuz buradan. Hop hop. Yeni gaz telimiz de bu şekilde. Gaz telimizin pedal tarafının montajı tamamlandı. Şimdi motor içinden yerine takacağız. Bu şekilde yerine oturtuyoruz. Gaz telimizin montajı bu şekilde tamamlandı. Bu şekilde bir tane somunumuz var. Bu şekilde buraya sıkıyoruz. Arka taraftan da aynı şekilde burayı sıkıştırarak gaz telimiz buraya sabitleniyor. Buradan haltı da, burada yeri var. Buradan buraya, bu çukura geçiyor. Bu şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Aracımızın işlemleri şu anlık bitti. Bir test sürüşü yapacağız. Bakalım test sürüşünde bir problem çıkacak mı? Aracın gaz yemesi nasıl? Hep beraber göreceğiz. Aracımızda katalitik konvertör yok. Araç muayeneye gireceği için katalitik konvertör takılmak zorunda. Araç sahibiyle görüştük. Durum olmadığı için sıfır takılamıyor. O yüzden çıkma temin ettik. Euro 4 katalitik konvertörümüz. Euro 4 muayeneden her türlü geçer. Aracımızın katalitik konvertör montajı tamamlandı. Aracımızı lifte kaldırdık. Şimdi alt takım kontrolünü Ercan Usta yapıyor. Çok başarılı, güzel. Sancak güzel, sancaklar.
balatalar falan fena değil. Daha gider. Evet. İki körük de değişecek. İki tane direksiyon körüğünün ikisi de değişecek. Daha kaçağı var ama az. Olsun biz yine de değiştirelim bunu. Sol iç aks körüğü de mi değişecek usta? Evet. Evet. Biz bunu temizledik. Kartelden geliyor sandık ama buradan geliyormuş. Bugün belli oldu. Bir gün bekledi. Şeyi de değiştireceğiz. Karter contasını da değiştireceğiz. Karter civataları gevşekti, sıkıldı. Yine de evet, kaçırıyormuş demek. Yine de kaçırıyor. Bayağı gevşekti çünkü. Hı-hı. Yay da kırık. Buradan. Aracın sağ ön yayı kırık arkadaşlar. Daha önce çünkü ısıtmışlar. Bak. Görüyorsunuz buradan kopmuş. Bu taraftan görürsün. Yayı ısıtmışlar. Özelliğe gitmiş, bu tarafta kırılmış. Ya ısıttığı yerden kopmuş zaten herhalde. Aracımızın işlemleri hızlı bir şekilde başladı. Öncelikle sağ sol tekerleklerimiz söküldü. Aracın motor yağı boşaltıldı. Kartel contasında kaçak olduğu için değişecek arkadaşlar. Direksiyon körüklerimiz değiştirilmek üzere. Rot başımız sökülüyor. Rot başımız komple çıkacak. Direksiyon körüğünü oradan sökeceğiz ve yeni körüğümüzü takacağız. Rot başımız söküldü. Sağ direksiyon körüğümüz çıktı. Körüğün hali bu şekilde. Komple yırtılmış. Keza sol tarafta aynı şekilde. Bir yarısı orada kalmış. Diğer yarısı burada. Kartelimiz sökülüyor. Son saniyeleri. Kartel bak buradan ezik. Ezik mi oradan? Baksana. Buradan kafasını kapatmış. Burada evet. Kapatmışsın da abi. Şöyle. Zaten bak buradan darbe yiyince contayı parçalamış burada. Evet. Tam olarak şu noktadan darbe almış. Kartel bayağı kötü durumda. Contanın C'si yok. Yapışmış artık. Yok. Yani şu kalınlık yok. Direkt yapışmış. Sıfır olmuş. Dökülüyor artık. Üst tarafımız nasıl? İçeride bir tane saplama kalmış. Şu kısımda. Bir tanesi kırılmış arkadaşlar. Sol aksımız sökülmek üzere. Amortisör bağlantımız taşıyıcıdan ayrıldı. İki tane 17'lik saplaması ve somunu var. Bunlar söküldü. Şimdi aksımız çıkıyor. Bilal Usta büyük hassasiyetle şu anda kırık olan saplamayı sökmeye çalışıyor. Nokta ve çekiç yardımı ile noktayı koyacağım abi dedi. Şanzıman yağımız boşaltılıyor. Oo, şanzıman yağı çok kötüymüş ya. Bilal ustamız kırık civatayı çıkartmış. Hızına yetişilmiyor. Ben kafada müşteriyle ilgilenirken adam yapmış Bilal. Neden bu kadar hızlısın? Gücünü neyden alıyorsun? Üfler bisküvilerinden. Öyle miydi o? Üfler miydi kanka? Kemal Gökmen'e bak sesi çıkmıyor. Evet, nasıl kilitlenmişse. Normalde bir cevap vermesi lazımdı. Kelepçeye kilitlenmiş şu an. Kelepçesine aşikar ya. Nihayet körüğümüz çıktı. Aksımız da çıktı. Akis bildiğin dağınık abi. Çok kötü. Şu kelepçeyi açalım bak sekmanı yok. Bu akis kafası bak boşta şu an. Aks kelepçemiz sökülüyor. Kopartılıyor. Aksımız çıkıyor. Bu kadar kolay olmamalıydı Bilal. Evet. Bu kadar kolay olmamalıydı. Neden öyle oluyor? Kafadaki sekman olmayınca kilit kalmıyor. Sekmanı olmayabilir bunun şu an. Ha bakacağız ona bir. Kitleyecek sekmanla sekman. Kurtarabilir miyiz peki? Bakacağız o zaman aksa sekman atacağız. Sekmanla kurtarırsa. Kurtarmasa komple reklam. Krank polisaj mı olacak? Aks körüğümüz de çıktı. Şu an vaziyet bu halde. Çok boşluğu var abi. Boşluk iyice aşınmış bu. Sağ aksımızın kontrolünü yapıyoruz. Önümüz tamamen açıldı. Kemal Bey evet. Sağ aksımızı sökmek üzere. Amortisör ve taşıyıcı bağlantımızı söküyor aynı şekilde. Tabancayı getir. Diğer tarafta yaptığımız gibi 17'lik saplama ve somunlara sahip. İki tane altta ve üstte bunları sökecek. Aşağı indirecek ve aksımızı buradan çıkartacak. Tabii ki buradaki 36'lık somunumuzu sökmüşler. Şanzıman yağ tapamız sıkıldı. Yamuk olan bağlantımızı düzeltiyor. ABS sensör bağlantımızı boşa aldı. Şimdi daha rahat bir çalışma alanı yarattı kendisine. Üstteki saplamamız çıktı. Sıra alttakine geldi. Sağ aksımız söküldü ve aks körüğü görüldüğü üzere bu şekilde. Harici olarak aks kafamızdan çıkan sesler. Bayağı bir boşluk var. Evet boşluk bayağı da. Ses de var. Her kafadan bir ses çıkıyor.
Zemin temizliğimiz yapılıyor. Karterimizin montajını yapmadan önce zemini güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Eski kalıntılardan arındıracağız. Daha sağlıklı olması için, yağ kaçağı oluşmaması için zeminin güzel bir şekilde temizlenmesi lazım. Nasıl Kemal Usta? Güzel temizleniyor mu? Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Amortisörlerimiz mengeneye bağlanıyor. Yaylarımız değişecek. Amortisör takozu, civatamızı bu şekilde hemen sökmüyoruz. Aparat bağlıyoruz arkadaşlar. Aksi takdirde aparat bağlamazsak buradaki somunu sökünce yay buradan fırlar ve sıkıntıya sebep olur. O yüzden çektirme yardımıyla yayı sıkıştırıp amortisör takozu somunumuzu o şekilde sökeceğiz. Çektirme aparatımız bağlanıyor. Çektirme aparatı yardımıyla yayımız bu şekilde sıkıştırıldı. Helezon yayımız amortisörden bu şekilde ayrıldı. Kırık olan yayımızı görüyorsunuz. Aracın üstündeyken göstermiştik. Burada daha net gözüküyor. Buradan kırılmış. Amortisör üst bilyalarımız bu şekilde. İki tane alsın hatta. Sağ sol. Bunlar da değişecek. Sağ sol direksiyon körüklerimiz değişti. Sol taraf. Aynı şekilde sağ tarafa yeni körüklerimizi taktık. Karter civatalarımızın temizliği yapılıyor. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Cinci. Fırını hazır. Yeni yağ karterimiz geldi. Yağ karter contamızı yerleştirdik. Kaçak oluşmaması için çok az bir şekilde sıvı conta da uygulayacağız. Daha sonra montajına geçeceğiz. Zemin temizliğimiz yapıldı. Yağ karterimiz yerine oturtuluyor. Yağ karterimiz yerine oturtuldu. Karter sıra civataları takılıyor. Yeni yaylarımız geldi. Şimdi amortisöre montajını gerçekleştireceğiz. Yine söktüğümüz şekilde çektirme aparatı yardımıyla yayımızı sıkıştırarak takacağız. Her iki amortisörümüz de montajı hazır. Yaylarımız değişti. Amortisör takozu bilyalarımız da değişti. Eskisi çok ses yapıyordu. Bozulmuş içi, hırıltı yapıyordu. Bu yüzden her ikisi de değişti. Şu an montajını gerçekleştireceğiz. Amortisörlerimiz alttan yerine oturtuldu. Üst taraftan bağlantılarını yaptık. 3 tane 13'lük civatalarımızı taktık, sıktık. Bu şekilde üst taraf tamam. Akislerimizi yenisini bulamadık. İtalyan bir araç olduğu için normalde tipolarda ABS yok ama İtalyan olanlarında ABS var. Nerede o akis kafası? Bu okuyucular sabit olduğu için dişli çıkmıyor. Çıksaydı eğer bizdekilere takılıyordu. Çıkmadığı için tornacılık işlem var. Tornacılık işlemde de müşteriyle görüştük. Dedik abi tamiratı çok pahalı. O yüzden biz bunları geri takalım. Bakımlarını yapalım. Düşmesin. Aynı şekilde körünü değiştirdik. Orada sağda, solda, altta. Körükler zaten patlattı gördüğünüz gibi. Körükleri değiştirdik. Şu an bundayız. Bu akiste. Eğer bulabilseydik takacaktık ama maalesef yok. Yani küçük sanayi komple dolaşmamıza rağmen ilk defa görüyorum diyorlar. Yan keski. Şimdi tamiratı mı gerçekleşti sadece bunun? Tamirat alan hiçbir şey yapılmadı. Bu şekilde toplayacağız mı tekrar? Bu şekilde toplanıyor. Biz ne yapıyoruz? Sekmanı yoktu. Sekmanı taktın. Tamam. Sekmanı takıldı. Takmışsınız daha doğrusu. Benim bilgim yoktu bundan. He, anladım. Sekman varmış. Ağzı genişlemiş. Direkman çıkmış. Tamam. O yüzden müşterimiz aksinin içi gördüğünüz gibi yağsız kalmış. Yağını basacağız. Böylece göndereceğiz. İleride dağıldığı zaman artık belki ABS de arızalanır, iptal ederiz, düze geçeriz diye kendisi bilgi verdi. Böyle yaparız olmazsa biz de tamam dedik, topluyoruz şu an. Müşterinin isteği üzerine bu şekilde işlemlerimiz devam ediyor. Akslarımız montaj hazır, köyüklerimiz değişti.
Sol aksımız takılıyor. Sağ sol akslarımız takıldı. Şu an aracın şanzıman yağı koyuluyor. Karter sıracı vatalarımızın boşluğu alınmıştı. Kuruyana kadar beklettik. Sıvı conta çekene kadar, sertleşene kadar bekletildi. Tekrardan yoklaması yapıldı. Karter montajımız bu şekilde tamam. Aracımızın işlemleri bitmek üzere. Ercan Usta şu anda son ince ayarları yapıyor. Daha sonra test sürüşüne geçeceğiz. Şuradan düşürsün ya. Şimdi Erkan Usta aracımızla bir test sürüşüne gidiyor. LPG'de ve benzinle kontrolünü sağlayacak. Daha sonra kendisinden aracın performansını dinleyeceğiz. Erkan Usta test sürüşünden geldi. Herhangi bir problem olmadığını söyledi. Araç sahibimize geldi zaten. Abi hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi olduk. Balıkesir'den geliyordunuz. Doğru, evet. Anladım abi. Aracınızın problemleri, bizdeki olan işlemleri bitti. Aynen. Ercan Usta size gerekli uyarılığı yaptı zaten. Aynen. Şu anda aracımızın çalışması bu şekilde. İlk çalışmada biraz rövanti yüksek olacak. Onun için de rövanti motorunu iptal etmişler. Anladım. Direkt yapmışlar. Ondan kaynaklı biraz rövanti yüksek çalışacak. Ama şu an çalışmamız gayet güzel. Aracımız şu anda benzin konumunu aldık. Benzindeki çalışması ve gaz vermesi bu şekilde. Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. İtalyan bir araba. Doğru, İtalyan. Çok güzel. Kliması var, ABS'si var, her şeyi var. O yüzden biraz parça sıkıntısı yaşadık. Ama arabanın şu an bir problemi yok. Kesinlikle yok. Yani zaten buraya getirirken çok kafam dağıttı. Arayı sormadım bile. İşlemi bittiğinde de gelip aracı teslim alıyorum. Size düşen ne varsa her şey çok güzel, gayet iyi bir şekilde yapmışsınız. Yapacağınızı da bildiğim için zaten. Teşekkür ederiz abi. Tüm bakımları zaten bundan sonra bandırmadan yol malı demeyeceğim. Her zaman gelin. Her zaman gelin abi, bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Kesenize bereket. Hayırlı yolculuklar size abici. Abi, araç 2001 model Palio Weekend 1.2 motor. Müşterimiz Bursa Gemlik'ten geldi. Araç sahibinin problemleri: fazla yakıt yakıyor. Amortisör takozlarından ses geliyor. 3. ve 5. vites birbirine çok yakın. Kendi kendine gaz veriyor. Antifriz yok. Kerkilme yapıyor. Genel kontrol. Su eksiltiyor. Hidrolik borularında kaçak var. Yağ kaçakları var. Fren kontrolü sol arka. İşlemlerimize başlamadan önce aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Aracımızı ustalarımız kontrol etmiş. Çalıştırdıklarının yedek su deposundan aşırı derecede su kaynatma var. Bizde çok vibrasyonlu çalışıyor. Soğuklarda da problem var. Arkadaki su borusu da patlak. Yani açacağız, güzel yine temizleyeceğiz. Bakacağız şimdi neyi var neyi yoksa. Müşterimiz demiş, trigger'de bak buradan çatlak zaten, görüyorsunuz. İzle evet. Vermiş burada çatlak. Trigger'de değil şey. Yağ kaçaklarını hep buradan sızdırmış. De en son aşağıya kartele bakarız. Kartelde bir şey var mı yok mu diye. Var mı? Şey paslanma belli zaten. Yok zaten bak şurada şu. Bak. Evet evet gördüm. Aynen. Bakalım aracımızın ne problemleri çıkacak? Üst kapak harici, subaplar harici başka bir şey çıkacak mı? Hep beraber izleyeceğiz. İşlemlerimiz başladı. Hava filtresini söküyoruz komple. Kapağımızın etrafı boşaltılıyor. Gaz telini söküyoruz. Gaz telini söküyoruz. Ha, 13 kilo abi. Buradaki somunları yeşileceğiz. Enjektör soketlerimiz çıkıyor. Tesisatımızı kapağın üzerinden alacağız. Beynimizi buradan aldık. Yakıt hortumlarımız sökülüyor. Giriş geri dönüş. Trigger kapağımız sökülüyor. Hasan abi. Kalorifer peteğine giden su hortumlarımız sökülüyor.
Vestanos hortumumuz söküldü. Tam şu noktaya bağlanıyor arkadaşlar. Buji kablolarımız söküldü. Külbütör kapağımız çıkıyor. 4 tane 13 civatamız vardı. Civatalarımızı söktük. Egzoz manifoldu. Civatalarımızı söktük. Civatalarımız 12'likti. 12 lokma küçük cırcırla sökebilirsiniz kolaylıkla. Egzoz manifoldumuz kapaktan ayrıldı. Trigger gergi bilyamız gevşetildi. Trigger kayışımız çıktı. Çatlaklar var. Görüyor musun? Fırça gitti mi? Ne alakası var topuşla? Silindir kapak saplamalarımız sökülüyor. Ne dalgın? Saplamalarımız çıkıyor. Bu da giriyor. Adam zor durumda. Üstüne gelmiyor şu an. Evet, saplamaların dibi paslı. Şu an civatalarının olduğu yere. Evet. Bu conta çürüktür. Conta çürük zaten ya. Conta çürüktür. Conta çürüktür. Bakacağız. Hangi? Bunu nereden söktün? Bunu arabadan söktüm. Ya neresinden ne olur? Evet tamam. O köşede. Şunu da alayım ben abi kalmasın burada. Evet hazır mısın Kemal? Hazırız. He? Yok sen şey hazır mısın? Sen daha girmedik şimdi. Böyle öyle bir şey yok. Bakacağız şimdi diyor. Oradan çürük. Contayı ver. Al işte. Silindir kapak contamız kontrol ediliyor. Keşke iddiaya girseymişim ben. Ya çürük ya. Çürük ya. Bilmiyorum. Vallahi iyi ki sökmüşüz ha. Buradan mı tam bak bu arada. He. Vallahi. Bir de şurada. Blok yüzeyi. Gömlekler. Piston tepeleri, gömlekler kontrol ediliyor. Su topası patlak. Bakalım. Şu arkadan al. Evet, buradan su topası patlak. Bu da patlak. 3 olmaçlı sökecek. Şimdi bu da bu da patlak. Bak evet. Buradaki. Görebiliyor musun? Evet. Tamam. Bu da patlak yani. Bu araba antivirüsiz kullanılmış bayağı. Nasıl anladın acaba abi? Ben anladım. Ben anladım. Allah Allah Allah. Antivirüsten dolayı biraz oynamak atmış. Vallahi Sekman'dan durumu o kadar iyi değil. Bu araba yağ yakıyor, eksiltiyor. Zaten kurumu vermiş. Bayağı da boşluk var. Baskı da yine var ya. Söyleyelim hadi. Evet. Yani araba üstüye başladı. Ama şöyle daha gider. Söyleyelim. Yani o kadar iyi değil. Kötü de değil ama söyleyelim yine. Açılmışken belki yaptırmak isteyebilir. Bileceğim diyor abi. Emme manifoldumuz sökülüyor. Alt taraftaki civatalarımızı 13 lokma tabancayla söktük. Buraya yanaşmadığı için anahtarla söküyoruz. Burada mafsallık kullanıyor arkadaşlar. Usta. Bu iş mafsallık. Bobin bağlantı ayağımız sökülüyor. Termostatımız söküldü. 2 tane onluk civataya sahip. Termostat değişecek. Bujilerimiz sökülüyor. Kapağımızı dağıttık. Kapağımız kapakçıya gönderilmeye hazır. Arkadaki su tıpalarımızı değiştirmek için marş motorunu söktük. 2 tane 13'lük civataya sahip civatalarımız söküldü. Marş motorunu bu şekilde kenara aldık. Burada şuradaki tıpamız değişecek. Tıpamızın bir tanesi söküldü. Buna çürük olduğu için görüyor musun? Buna erimiş görüyor musun? Evet. Aslında buradan vermiş. İkinci tıpamız da söküldü. Arkadan dardık. Şimdi bu kadar emek vermişken bir tıpa değişmezse olmaz. Sonra bu kadar kalkar ötü patlar. Birkaç defa öyle başımıza geldi işlerden. Yani gördük yani yapılanları. Hiç gerek. Gördün mü? Evet. Üçüncü tıpamızı da söktük. Bu yanda da tıpa var. Bir tane büyük tıpamız kaldı.
Görüyor musun kardeşim? Evet. Buradan bir yere salmış zaten. Yüzey temizliğimiz yapılıyor. Abi bunları verdi. Ha? Ben taraftan biraz bunları verdim. Tamam. Arka taraftaki 3 tane tipamızın 3'ünü de değiştirdik. Buradaki, tam soldaki tipayı değiştirmek için şarj dinamosu bağlantı ayağını söktük arkadaşlar. Yoksa kolaylıkla değiştiremezsiniz. Bu şekilde söktük, tekrardan yerine takıyoruz. Marş dinamomuz tekrardan yerine takıldı. Trigger tarafındaki tıpa bağlantı noktasının temizliği yapılıyor. Egzoz boğaz bağlantımız da sökülecek arkadaşlar. 3 tane 13'lük çivataya sahip alt taraftan Erkan Usta şu an söküyor. Devir daim arka borusu da değişecek arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz boru. Bunu da değiştireceğiz. Bunu kolaylıkla sökebilmek için egzoz manifoldumuzu buradan söküp alacağız. Egzoz manifoldumuz söküldü. Alanımız açıldı. Alttaki tıpalar da patlak bak. 1, evet. 2, 3. Ön taraftaki su tıpalarımız da değişecek. Devir daim arka demir su borumuz değişecek. Bir tane bağlantı ayağı var arkadaşlar. Tam şu alt noktada 10'luk çivatayla tutturuluyor. Çivatamız söküldü. Demir su borumuzu çıkaracağız. Ama şanslı isteyebilir miyim? Keşke bunu satın. Önce bekle! Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Boru. Yalan olmuş artık. Evet. Ön taraftaki su tıpalarımızı da sökeceğiz. Ne lan? Bunlar hep antifriz kullanmamaktan olmuş. Antifriz yaz kış olur. Olmazsa uğraşırız. Yani geçen bir tane müşteri arıyor. Ben diyor Adana'dayım diyor. Yani burada diyor hiç soğuk yok diyor. Antifriz koymama ne gerek var ki diyor. Abi olmaz ya. Kaslanma yapıyor. Antifrizin soğukla bir alakası yok. Var ama kaslanma yine de ya, bak şimdi. Yaz kış antifriz. Yaz kış fark etmez antifriz var. Son tıpamızı da sökeceğiz. Hepsi patlak lan. Bilmiyorum. Oradaki sağlam mıydı? Onu da değiştirdim. Ön taraftaki tıpalarımız da değişti. Yeni tıpalarımız çakıldı. Devir daim arkası demir su borumuz değiştirdik. Yenisinin montajı gerçekleşti. Bak, görüyor musun? Bak burası pas. Şunu saklama yerini göstermiş gibi. Buradan atmış iz yapmış. Böyle buradan. Silindir kapak saplama yuvalarına hidrolik doldurduk. İçerideki pas, kir ne varsa yumuşatıp söksün diye. Daha sonra havayla temizleyeceğiz. Blok yüzeyi, piston tepe temizliğimiz yapılacak. Yüzey temizliğimiz tamamlandı. Pulimiz sökülüyor. Trigger kayışımız değişecek. Dış kayışlarımız iyi arkadaşlar. Yine bakım görmüş. Devir daimimiz söküldü. Devir daim bayağı değişmemiş arkadaşlar. Yanlardan çürümeye başlamış. O yüzden değiştireceğiz devir daimimizi. Devir daim bağlantı noktası temizliğimiz yapılıyor.
yapsın. Silindir kapak saplama yuvalarına hidrolik doldurmuştuk. Şimdi havayla temizliyoruz. Bobin bağlantı ya temizliği yapılıyor. Kürbütör kapağı temizliğimiz yapılıyor. Devir daim montajı yapılıyor arkadaşlar. Devir daim montajı yapılmadan önce ufaktan bir sivil conta sürüyoruz. Çünkü buranın contası yok. Contasız geliyor. Ufaktan bir sivil conta sürüyoruz. Herhangi bir kaçak yapmaması için. Şimdi de montajını yapıyoruz. Yok. Egzoz manifoldumuz temizlendi. Emme manifoldumuzun temizliği yapılıyor. Silindir kapağımız kapakçıdan geldi. Emme manifoldumuz takılıyor. Yerine oturttuk. Somonlarımızı takıyoruz. Contamızı yerleştirdik. Contamızın su kanallarına kaçak yapmaması için çok az bir şekilde sıvı conta da uyguladık. Silindir kapağımıza yapılan işlemler: yüzey taşlama, sübap taşlama, yuva taşlama, sübap alıştırma, sübap ayar montaj, duman lastiği, kumlama yapılması. Yeni termostatımız takılıyor. İki tane onluk çantamızı sıktık. Montajımız tamam. Bobinin contası söküldü arkadaşlar. O da kemik gibi. Değiştireceğiz onu da. O-ringimiz değişti. Bobin bağlantı ayağımız takılıyor. Ne yapıyor? Yeni bujilerimiz takılıyor. Yeni eksantrik keçemiz takıldı. Orta göbeğine ses yapmaması için Grace de uyguladık. Yeni buji kablolarımız takılıyor. Nasıl olur?
silindir kapak contamızı yüzeye yerleştirdik. Yağ kanalına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kapalı olursa motor yağlama yapmaz. Silindir kapağımız takılıyor. Ali ışık. Bir dakika. Tamam. Yine ne duralım işte? Burada. Ben gideyim babam girdi. Silindir kapağını oturturken arkadaşlar contanın kaymamasına dikkat ediyoruz. Yeni saplamalarımızın boşluğu alınıyor. Saplamalarımızı sıkarken arkadaşlar içten dışa şeklinde sıkıyoruz. Torklama işlemimiz başladı. Torklama işlemimizi 3 set halinde 3-5-8 olarak yapacağız. Son sette bu sesi duyduktan sonra torklama işlemimiz tamam. Tiryer kayışımızı taktık. Yeni gergi bilyamız takıldı. Kapağımızın üst tarafı toparlanıyor. Enjektör soketlerimizi taktık. Benzin giriş çıkış geri dönüşüm hortumlarımız bağlandı. Vestanos hortumumuz bağlandı. Kalorifer peteğine giden su hortumumuzu bağladık. Beyin yerine takılıyor. İki şase gelir. Aracın motor yağını değiştireceğiz. Yağ filtremiz sökülüyor. Yeni yağ filtremiz takıldı. Motor yağı boşaltılıyor. Bu abine yapılama 1 lira zaten. Evet. Motor yağı koyuluyor. Yağ kapağını da kapatmadık. Türbülatörü. Hani daha rahat hemen dolsun diye. Yoksa zor doluyor bunlar. Biraz yağ kapağından yavaş olduğu için buradan dolduruyor. Bu şekilde mili de yağlıyoruz. Egzoz manifoldumuz takılıyor. Contamızı araya yerleştirdik. Kaçak yapmaması için badalla uyguladık. Şimdi manifoldumuz yerine oturtulup civatalara sıkılacak. Kürbüdör kapak contamız değişiyor. Eskisini çıkardık. Şu an yenisi takılıyor. Gaz telimiz takılıyor. Yeni hava filtremiz takıldı. Eskisi de burada bu şekilde. Hava filtre kazanımız takılıyor. Aracımızın antifrizi koyuluyor. Trigger kapağımız takıldı. Dış kayışlarımız takılıyor. Bir dakika oğlum, ne tarafa koydun beni? Öbür tarafa alıyorsun. İnis basman lazım. Şarj dinamosu kayışımız takıldı. Direksiyon pompası kayışı oğlum, takılıyor. Oğlum kafasını ayarlıyoruz ya. Ne tarafa taktım belli olmuyor. Bir bu tarafa takıyorum. Sen şey yapsam arkadaşım öbür türlü diyeceğim. Allah Allah. Direksiyon kayışımız da takıldı. Dış kayışlarımız tamam. Aracımızın üst tarafı toparlandı. Şimdi aracımızı bir çalıştıracağız. Sesini dinleyeceğiz. Bakalım çalışması nasıl? Herhangi bir problem var mı? Daha sonra işlemlerimiz devam edecek. Evet yapalım var. Maşallah yine tek marşta çalıştı. Bilavuz'u şu an kontrollerini yapıyor. Ufaktan bir hem enjektör sesim var hem de sanki enjektörün bir tanesi çalışmıyor gibi ya da az çalışıyor. Enjektörler kontrol ediliyor. Çalışmıyor. Bilavuz da kontrollerini yaptı. Evet Bilavuz da problem nedir? Problem arkadaşlar
enjektörler çalışıyor ama az işiyor. O yüzden arabanın rölantisini ve çalışmasını bozuyor. Rölanti motorunda da sorun var. Onu da değiştireceğiz arkadaşlar. Tamam. İşlemler ondan sonra başlayacak. Enjektörlerimiz sökülüyor. Enjektörler temizleniyor. Aracımızın alt takımını kontrol ediyoruz. Görüyor musun Kemal? Kamera görebiliyor mu? Evet. Evet. Abi şeydi, amortisör takozları dedi ama amortisör takozlarından değil bu ses burada. Görüyor musun? Boşluğu. Görüyorum. Tamam. Şu noktada rotil bağlantı civatasının olduğu ya da boşluk. Evet. Bunda çok az var. Evet, çok az var. Eski. İki tane alt rotil değiştireceğiz sadece. Tamam. Evet, salıncaklar güzel. Serotlarda bir şey gözükmüyor takozlarında. Bu ne? Yeniler çıkmış. Otur tamam. Fren otumları falan sağlam. İki tarafta, arka tarafa bakalım. Porsiyonlarda bir şey gözükmüyor. Gözükmüyor. Teker videolara. Güzel. Güzel. Bu teker yamuk. Gel bu tarafa. Bayağı yamuk. Görüyor musun? Şuradan daha net. Belli oluyor usta. Jant yamuk. Yamuk. Jant. Jant yamuk. Arka egzoz patlak buradan. Orta egzoz da patlak buradan. Görüyor musun? Bak buraya is yapmış. Görebiliyor musun? Evet. İki tarafta patlak. Arka orta değişecek. Bir müşteriyi arayalım. Egzozları söyleyelim. Patlak olduğunu ona göre devam edelim. Bir benzin filtresini değiştireceğiz. Çünkü her zaman değişen parça değil. Değiştiremiyor. Abi biz bu araç benzinde çalıştığı için sırf değiştireceğiz. Ben sökmüştüm, ön hazırlığımı yapmıştım. Evet. Alt rotillerimiz söküldü. Benzin filtremizi söktük. Yeni benzin filtremiz takıldı. Bu şekilde hortumları geçiriyorsunuz. Bağlantı ayağında iki tane civatası mevcut. 10 mafsallığı ile sıktık. Montajımız tamam. Alt rotil bağlantımız yapıldı. 3 tane 3'lük çamurumuz var. Bunları sıktık. Tamam mı? Üst taraf taşıyıcı bağlantısını şimdi yapacağız. Sol taraf bağlantımız yapıldı. Bas bas. Hadi. Bas bas. Ne hadi hadi hadi. Bırak yavaş yavaş. Bırak bırak yavaş yavaş. Tanıttın mı? Bekle. Sonra sende. Bas bas. Evet, aracımızın alt takımla ilgili işlemleri şu anlık tamamlandı. Egzozu araç sahibine soracağız. Değişsin derse, onay verirse daha sonra egzozunu değiştireceğiz. Orta ve arka egzoz değişecek. Rotillerimiz değişti her iki tarafta. Benzin filtremiz değişti. Aracımızın çalışması teklemeli bir şekildeydi. Enjektörlerimiz kontrol edildi. Enjektörlerde herhangi bir problem yok. Temizlendi. Evet, alver yapıyordu araç. Rolanti motorundan şüphelendik. Rolanti motoru değişti. Alver şu an alver yapmıyor şu an araç. O düzeldi. Çalıştır bakayım. Şu an son haliyle aracımızın çalışması bu şekilde. Yani ilk çalıştırmada araca ilk marş yaptığımızdaki tekleme benzin filtresinden kaynaklanıyormuş arkadaşlar. Basınç bar düşük geldiği için araca tekleme yaptırıyordu. Bu da benzin filtresinin tıkalı olmasından dolayıydı. Benzin filtresi değişince bu şekilde aracımızın çalışması düzeldi. Doğru mu? Doğru. Bu şekilde oldu.
şu an gayet de güzel çalışıyor. Yine enjektörlerimiz kontrol edildi, temizlendi. Dördü de. Bobinlerimize baktık, kontrol ettik, herhangi bir sıkıntı yok. Şurayı güzel yine bezden sık. Tamam mı? Evet. Sonra bak sıkıyor, sıkıyor. Evet, araç sahibinin bir de vitesler 3 ile 5 birbirine çok yakın şikayeti vardı. Evet, burada bunun bir tanesinin ayar cıvatası var, buradan ayarladık. Şurada. Anahtar başlığı. Hı. Bunu çıkartıyorsun. Buradan tam vitesi ortaya alıyorsun. Yani vites kolunun üzerindeki bu onluk somun. Evet. Buradan. Bu şekilde. Buradan ayarlıyorsunuz vitesin konumunu. Bu şekilde ayarladık. Şu an vitesle konumu da gayet güzel. Vites geçişleri de güzel. Herhangi bir problem yok. Tek eksiğimiz sadece araç sahibinden gelecek egzoz değişiminin onayı. Aynen. Şu anlık araçla ilgili işlemlerimiz tamamlandı. Evet, aracımızın bakım kartlarını da hazırladık. Ağır bakım kartı ve yağ bakım kartı bu şekilde hazır. Aracımız şu an 198.715 kilometrede. Bakım kartlarımızı aracın ruhsatına koyacağız. Araç sahibi buradan takibini kolaylıkla yapabilecek. Araç sahibiyle görüşüldü. Orta ve arka egzozun da değişmesini istedi. Egzozlarımız sökülüyor. Tamirden zaten tamir edilmiş. Matay orijinal olması lazım. Bağlantı lastiğimiz de şu noktadan kopuk. Bunu da değiştireceğiz. Allah abi sarlayacağız. Katalitik konvertörümüz kontrol ediliyor. Katalizör sağlam aracın. Orta egzozumuz değişti. Yeni egzozumuzu taktık. Şu an arka egzozumuz takılıyor. Yerine oturttuk. Kaynağı yapılıyor. Aracımız oto yıkamadan geldi. Güzel bir şekilde temizliğini yaptırdık. Araç sahibinin şikayetleri giderildi. Araç sahibine teslim edilmeye hazır. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.